Tereyağda balığımız için hazırlıklara başlıyoruz. Buradaki alabalıklar öyle çiftlik balığı falan değil. Dereler o kadar fazla ki, o kadar lezzetli balıklar var ki, buz gibi serin derelerde, onlardan. Tereyağı deseniz zaten kendileri yapıyor İlkay Hanımlar. Burada herkes kendi yapıyor kendi tereyağını. Sarımsak var, kocaman da bir rende var. Çok işlevli, küçük ama. Bu sadece sarımsak için değil mi? Sadece sarımsak için. Tamam. Malzemelerimiz hazır. Şimdi güzel bir tereyağda alabalık yapmak için acaba usul nedir? Tavamızı koyuyoruz ateşe. Sadece tereyağında mı yapacağız? Sadece tereyağı. Yani başka hiçbir şey eklemeyeceksiniz. Eklemeyeceğiz. Balığa hamur, un bir hiçbir şey, mısır unu? Yok. Tereyağın kendi lezzeti. Kendi tadına varacağız yani. Aynen, balığın kendi. Biraz sarımsak, o da bir aroma katıyor. O kadar. Bol tereyağı. Alabalık bulduğunuzda hemen hızlı bir şekilde hazırlayabileceğiniz bir yemek. Bol tereyağını eritiyoruz. Tereyağımız eridi. Şimdi balıklarımızı gönderiyoruz. Şimdi hemen sarımsak mı gönderiyorsun? Hemen değil. Biraz rengi dönsün balon ki sarımsak yanmasın. Tamam. Sarımsağı yakmamak için sona doğru. Sarımsağın aroması da tereyağında pişen balığa geçecek. Evet. Şimdi güzelce balıklarımızı kızartalım. Balıklarımız kızardı. Şimdi rendeleme işlemi başlıyor. Taze sarımsağımızı balıklarımızın üzerinde rendeliyoruz. Tereyağında onlar kavrulacak, tadı balığa geçecek. Ardından da afiyetle tadına bakacağız. İlkay Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Güzel bir masayla birazdan karşınızdayız.